Merhaba, ben Atıl Atura. Yeni bir Rhino derse daha hoş geldin. Bugün dersinde karanlık temaya nasıl yapabiliriz, dark mode, bunları konuşacağız. İsterseniz detaylara hızlıca başlayalım. Öncelikle sahnemiz şöyle aydınlık beyaz bir temayla açılıyor. Fakat hep konuştuğumuz konu vardır. Diğer programlarda da öyle. Beyaz renk temasını pek beğenmeyiz biz tasarımcılar. Çünkü eğer bir çizim yaparken, bir tasarım yaparken uzun süreler bilgisayarın başında oturacaksa karanlık tema göz yoracaktır. Beyaz temada çalışırken de dediğim gibi uzun sürelerde süreklilik açısından konuşursak çok uygun olmayacaktır. Şimdi sürdürülebilirlik konusunda şöyle yapalım. Karanlık temaya geçelim. Fakat karanlık temaya tek bir menüye tıklayarak tek seferde geçmiyor. Ufak ufak birkaç adım yapmamız gerekecek. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle arayüzümüzü görüyorsunuz. Karanlık temaya geçtiğimizde tabii ki biraz daha Dirty Max arayüzüne biraz daha benzeyeceği için Max kullanan arkadaşlar biraz daha hoşuna gidecektir bu durum. Şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Normalde ben burada varsayılan menümdeydim. Şimdi bu varsayılan menümden şuradan ben hemen Display ekran ayarlarına giriyorum. Ekran ayarlarına. Ekran ayarlarına gireceğim. Fakat bazı arkadaşlarımız da şurada ekran ayarları görmeyebilir. O yüzden Setting kısmına tıklayıp şurada Display ekran ayarlarını göster diyebilirsiniz. Ben burada Display ekran ayarlarına giriyorum ve burada General Settings kısmına geldiğimde genel ayarlarda şurada Background arka plan rengini soruyor ve ben burada Gradients bir renk gradiyenti kullanacağım diyor. Bir renk geçişi kullanacağım diyor. Ben bunu istemiyorum. Ben direkt karanlık temaya olabildiğince benzetmek istiyorum. Şurada Solid Color diyorum. Şöyle karanlık temaya yapacağım. Düz renkler göster, yani tek renk göster. Tabii ki varsayılan olarak burada daha gri tonları karşılamış olabilir. Ben daha önceden ayarladığım için direkt burada siyah tonla başladı. Tabii siz burada daha koyu gri veya daha siyaha yakın bir ton kullanabilirsiniz. Şöyle. Ben bunu kullanacağım. Okey diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi renk tonumuzu ayarladık. Diğerlerinde tabii ki şu anda sadece şu arka plan gri oldu. Karanlık temaya geç. Ama diğerleri hala gördüğünüz gibi beyaz temada duruyor kağıt tonlarında. Diğer detayları şöyle yapacağız. Şurada Tools menüsüne giriyorum. Tools, araçlar ve buradan Options menüsüne giriyorum. Options menüsünden şurada Appearance, görünüm kısmı var. Görünüm kısmı şu açıdan önemli. Bakın şurada AutoCAD anımsatan bir komut paneli var. Command Panel. Bu Command Panel'ı karanlık temaya geçirelim. Onu da nasıl yapacağız? Background'a giriyorum. Buradan şöyle koyu bir gri yapıyorum. Tabii ki çok da siyah getirmek istemiyorum. Koyu gri ve uzay grisi dediğimiz renk genelde hoş duruyor çizim programlarında. Okey dedim. Bakın karanlık tema oldu ama yazılar bu sefer çok pasifize edildi. Text Color kısmına gelip burada renkleri biraz da okunabilir duruma getir diyorum ki yazıları okumak hala benim için rahat olsun. Çünkü aksi takdirde komple karanlığa geçiyorlar. Evet, bu şekilde ayarladım. Bence böyle iyi. Fakat hala diğer menüler karanlık temada değil. Onlarla da devam edelim. Şurada Color kısmına girip buradan ayarlamalar yapmaya başlayacağım. Bakın şurada General kısmı var, genel ayarlar. Şurada Window Color, Window Color 2 ve Window Color 3. Şimdi bakın buralara geldiğinizde ben birinci ve üçüncü seçeneği dokunacağım. Bakın nedenle yaptıkça göreceksiniz. Buraya geliyorum. Karanlık temaya geçir diyorum. Bakın dikkatli bakın. Tak, menüler koyu oldu. Sonrasında ikinciyi pas geçeceğim. Çünkü çok aşırı koyulaştırıyor bu sefer. Çok hoş olmayacaktır. O yüzden ikinciyi pas geçebilirsiniz. Üçüncüye giriyorum.
koyu yap diyorum. Dikkatle bakın şu gruba. Okey dedim. Fakat yazılar okunmuyor bu sefer de. Windows Text kısmına girip artık, çünkü yazılar dediğim gibi okunamaz hale gelebilir. Göz yormasın yazılar okumak. Şunu da şöyle gri yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yazılar gayet güzel okunabilir durumda. Şimdi şuradaki grid düzlemimizi beyaz, şuradaki gridde ızgaralar. Onları da yine Max'e benzetelim. Karanlık temaya geçirelim. Bakın şurada Major Grids ve Minor Grids denen kısımlar var. Major Grid'ler ve Minor Grid'ler olarak da Türkçe çevirebiliriz. O da şu anlama geliyor. Ana Grids ve Ara Grid'ler, yani Büyük Grid'ler ve Küçük Grid'ler olarak kategorize edilmiş. Ana Grid dediğimiz kısımlar, Grid'in daha belirgin olduğu kısımlardır. Major kısmına gelir, Major kısma. Burada major kısımda şöyle yapalım isterseniz. Şöyle biraz açık gri yapalım. Göreceli olarak. Şimdi minor kısmına girip daha koyu bir gri yapalım. Bir öncekine kıyas. Bakın şöyle kontrol ettiğinizde bayağı bir Max'i anımsatacak, bir duruma getirdik. Tabii ki bu işlemleri bir onaylamamız gerekiyor. Şöyle onaylayalım. Tabii şu anda Windows beni engellediği için Windows menülerini bir şurada minimize edeceğim. Evet. Şimdi işlemleri okey deyip onaylıyorum. Ve gördüğünüz gibi karanlık temaya geçtim. Tabii siz bu ayarları sevdiyseniz bu ayarların bir yediğini çıkartmak isteyebilirsiniz. Tekrardan bu ayarları çağırabilmek için. Ben burada bu ayarını beğendiysem e-postama bir yedek almak isteyebilirim bu bilgileri. Onu da şuradan Export Options, burada yaptığımız opsiyonları dışarı çıkartıyorum ince ayarlarımı. Onu da buradan şöyle çıkartabilirim. Options File dosyası olarak bunu bir isimlendiririm. Kaydedip exportlarım. Başka bilgisayara oturduğum zaman burada Import Options'da dosyamı buradan yükler. Yükledikten sonra hangi özellik kullanacaksın diye soracaktır. Appearance, görünüm kısmını kullan derim. Ve bu şekilde başka bilgisayara oturduğumda bu dosyayı düzgün bir şekilde çağırmış olurum. Ben bu ayarları beğendim. Max'e anımsattığı için bunları kullanabilirim. Evet. Bugünkü dersi de tamamladık. Siz nasıl buldunuz? Bu tür sorularınız olduğu zaman öneriler kısmına yazın, yorumlar kısmına. Diğer derslerde konuşuruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.